Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle bu Strap 4 eğitim setimizin 56. dersiyle birlikteyiz. Model'ları göreceğiz arkadaşlar. Model kullanımı nedir? Nasıldır? Bunlar mesaj penceresidir. Model'lar diyalog pencereleridir. jQuery bilen arkadaşlar bilir. Hemen bir buton atayalım. Bunun türüne yine buton diyelim. Open model diyelim. Model'ı aç. Tamam. Şimdi model nerede yapacağız? Model'ı hemen alt kısımda yapacağım. Div class diyorum. Bootstrap bunun için hangi CSS'i oluşturmuş? Model denilen CSS'i oluşturmuş. Ben burada tab index, hemen şöyle göstereyim size. Tab index işlemi yapıp diyeceğim ki ekran okuyucudan bu division'ı sakla. Yani model'ı ekran okuyucuların görmesini istemiyorum. Tab index yani tab tuşuna bastıklarında bu division'ı es geçsin, uğramasın. Yani klavyeden gizliyorum ben bu division'ı. Çünkü ekran okuyucu kullanan kardeşlerimiz tab tuşuna basıp bu division'a gelebilir. Bunu önlemek için tab index -1 diyorum. Role veriyorum. Bunun bir diyalog olduğunu söylüyorum. Diyaloğu bilenler, jQuery kullanmış arkadaşlarımız bilecektir. Diyalog penceresi vardır jQuery'de. Aynen Bootstrap'ın model'ı gibi. Aynen mesaj penceresi açmak için kullandığımız bir araç. Burada da ismi diyalog olduğunu söylüyorum ben ekran okuyucuya. Bir ID veriyorum. ID'mizi verelim. Ne diyelim? Open model ID diyelim. Şu D'yi de büyük yazayım. Open Model ID ID'sini verdim. Ekran okuyucular için de burada bir aria label led bir işlemi yapacağım. Hemen geliyorum. Model title diyelim. Ekran okuyucudan bu division'ımı gizleyeceğimi söylüyorum. Bakın aria hidden false true true diyorum. Evet, ekran okuyucudan bu division'ımı, bu model'ımı gizle diyorum ilk başta. Çünkü biz buradaki butona tıkladıktan sonra model'ın açılmasını istiyoruz. Are you hidden? True dedim. Evet, bu şekilde. Ben diyorum ki ekran okuyucudan gizlemeni onaylıyorum. True evet demek. Bir demek. Güzel. Şimdi model'ımızı açtık. Şimdi model'ın diyalog penceresini açacağım. Div class. Yani şu an model'ı oluşturuyoruz. Diyorum ki model diyalog penceresini oluştur. Diyalog. Evet. Model diyalogu oluşturdu. Ekran okuyucular için bunun ne olduğunu söylüyorum. Bu bir belge. Document. Böylelikle. Şöyle. Model'ımın dış çerçevesini yani kolonlarını yapmış oldum. Şimdi içeriğini kodlamaya başlayabiliriz. Hemen division diyorum. Class diyorum. Model'ın içeriğini yapacağım. Content. Content içerik demek. Model'ımın içeriğini yapacağımı söylüyorum. Ve içeriğimi kodlamaya başlayabilirim. Artık tamamen model iskeletimizin, model binamızın iskeletleri tamamen oluştu. Şimdi içerik 3 bölümden oluşur. Bunlar neler? Üst başlıktan oluşur değil mi? Model header. Bakın. Diğerine division class model body gövde. Bakın şurası başlık. Şurası gövde. Bir de alt kısmı yapacağım. Yani footer kısmını yapacağım. Artık bu kullanımlara alışın. Bakın model footer. Böylelikle alt bölümü de yapmış olacağım. Başlıkla başlıyorum. Hemen bir H5 başlık tag'i atacağım. Ve model başlığı diyelim. Buraya class'ımı vereyim. Bunun bir model title yani model başlığı olduğunu söylüyorum. Title başlık demek.
Ve buraya bir ID veriyorum. Şurada Arya Label Let Be ile Model Title dedik ya. Buradaki ID'yi bağlıyorum birbirine. Böylelikle ekran okuyucuyu buradaki başlığın buradaki model'a ait olduğunu bilecek. Bunu ekran okuyucu için yapıyorum. Şuradaki ekran okuyucu bağlantısını sağlıyorum aslında. Ekran okuyucuya buradaki model'ın hangi başlığa ait olduğunu söylemiş oluyorum. Tamam, model başlığı yaptım ama model başlığı yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Buraya bir buton atayım. Hatta göstereyim ben size ilk önce. Bakalım neler oldu. İlk önce butonla bu model'ı bir bağlayalım birbirine. Geliyorum diyorum ki bir açma kapama işlemi olacak değil mi model'da? Tıkladığımda açılacak. Açma kapama işlemi varsa neydi? Toggle'ı muhakkak kullanıyordunuz değil mi? Ben size ne demiştim geçen derslerde? Hangi yazılım dili olursa olsun toggle, İngilizce toggle kelimesini görürseniz bir yerde açma kapama işlemi olacağını muhakkak bileceksiniz dedim. Bir açma kapama işlemi yapılacak. Şu an JavaScript'e bağlıyorum. Bu Strap'ın JavaScript'ine bağlıyorum. Bu attribute'le. Ve diyorum ki hedef nereye açacak diyorum bu buton. Bakın şuradan JavaScript'e bağlayarak nereye açacağını söylüyorum. Hedef gösteriyorum bakın. Target İngilizce'de hedef demek. Diyorum ki bu butonun hedefi ne? Nereye açacak tıkladığında? Hemen geliyorum diyorum ki DS. Şuradaki Open Model ID'yi alıyorum. Çünkü buradaki model'ın ID'sini alıyorum ya. Komple buradaki model diyorum. Model. Komple buradaki şöyle. Görüyor musunuz? Şuradaki model'ı şuradaki butona bağlıyorum. Ne yaparak? Buranın ID'sini buradaki butonun hedefine vererek. Bakın şu data target attribute'ünü kullanıyorum. Yani diyorum ki JavaScript'te Bootstrap'ın nereye açacağım diyorum. Ben de diyorum ki Open Model ID isimli ID'ye sahip model division'ını açacaksın diyorum. O da tamam diyor. Hemen bir bakalım. Şurada Open Model tıklıyorum. Gördüğünüz gibi model'ımız geldi. Model title'ımız başarılı bir şekilde çalıştı. Ben şuraya bir çarpı işareti bırakarak kapatma işlemini, close işlemini şurada yapacağım. Class vereceğim. CSS'ime Bootstrap'ın close class'ını vereceğim. Close kapatmak demek. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Data dismiss. Bu ifade kapatmayı sağlıyor. Bakın bu attribute JavaScript'i tetikliyor ve kapatma işlemini gerçekleştiriyor. Data dismiss. Ne diyoruz? Model diyoruz. Hemen buraya gelip ekran okuyucular için bunun ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Arya Label diyorum. Bu bir close. Kapatma işlemi. Tabi buraya Türkçe de yazabilirsiniz. Ekran okuyucular Türkçe okuyor mu bilmiyorum. O konuda bilgi sahibi değilim. İşte Türkçe buraya kapat diyoruz. Yani burada kapatma işlemi yapılıyor diyoruz. Hemen bir span açayım. Şurada shift alt tuşuna basıyorum. Sizde farklı olabilir bilmiyorum. Times diyorum. Bu HTML kodunu yapıyorum. Bak bu HTML kodu nedir? Çarpı işaretidir. Span diyorum. Çarpı işaretini ekran okuyucudan gizleyeceğim. Arya hidden true diyeceğim. Diyeceğim ki şuradaki span'i ekran okuyucuya gösterme. Çarpı işaretini zaten ekran okuyucu anlamaz. Kafası karışıp farklı bir şeyler söyleyebilir görmeyen kardeşlerimize. Bu yüzden Arya hidden dedim. Ekran okuyucudan bunu gizledim true diyerek. Hemen geliyorum. Ne demek istediğimi anlatacağım. Bakın model'a tıkladım. Bakın şu çarpı işareti. Ben diyorum ki ekran okuyucuya bu çarpı işaretini gösterme. Ekran okuyucuya şurada açıklama yaptım ben zaten. Arya label dedim. Ne işe yarıyor bu buton? Kapat işlemini yarıyor. Böylelikle ekran okuyucuyu görmeyen kardeşimize kapat diyecek buraya. Şuranın üzerine geldiğinde kapat olarak ifade edecek. Bakın tıklıyorum kapatıyor. Görüyor musunuz? Open Model tıklıyorum kapatıyor. Bakın herhangi üzerinde bir yere tıklıyorum kapatmıyor ama buraya tıkladığımda kapatıyor. Niçin? Buradaki Data Dismiss attribute'ü JavaScript'i tetikliyor ve kapatma işlemini gerçekleştiriyor.
Bu da tamam. Başlık kısmı tamam. Şimdi model body. Tıklıyorum. İşte gördüğünüz gibi geldi. Ortada bir yerde. Bunu bir paragrafa alırsak sanki daha iyi olur. Evet. Daha düzgün oldu. Gördüğünüz üzere. Gövde kısmını da yaptık. Başka ne yapacağız? Footer kısmını yapalım. Hemen geliyorum footer'a. Kapatma işlemini yaptıracağım buraya. Kapatma işlemi için hangi attribute kullanıyorduk? Data dismiss'ı kullanıyorduk, değil mi? İngilizce yazıyorum. Türkçesine, siz zaten sitenizde Türkçesini yaparsınız. Ne diyelim? Değişiklikleri kaydet diyelim. Save changes. Aynen, değişiklikleri kaydet. Save changes. Change, change, change. Tamam, bakın gördüğünüz üzere. Bakın save change dediğinizde artık burada bir değişiklik yapıyorsanız onu kaydedecek. Ya da kapatma işlemini buradan değil de buradan da kullanıcılara daha rahat olsun diye yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi save change dedi, tıklıyorum, hiçbir şey olmuyor. Çünkü henüz bir veri tabanına bir şeyler ekleyip ya da şey yapmıyorum. Ama şurada close dediğimde kapatıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir model oluşturduk. Bakın footer için şuraya bir çizgi atıyor, görüyor musunuz? Şuradan da header'ın üstünden şuraya bir çizgi atıyor. Body ortada kalıyor. Şimdi dikkat edin, bakın model'ın açılış şekline dikkat edin. Bakın aniden geliyor değil mi? Böyle zıp diye geliyor. Hiç güzel değil. Bunun için bir animasyonsal bir efekt vererek açmamız daha mantıklı geliyor bana. Burada fade, solma efektini oluşturalım. Solma efektiyle daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bak, görüyor musunuz? Ne kadar güzel solma efektiyle açılıyor, solma efektiyle kapanıyor. Farkını anlamadıysanız hemen şöyle bir göstereyim ben size. Diyor ki bu ID unique olmalı. Evet diyorum. Haklısın kardeş. Sıkıntı yok. Şimdi open model ID 2'yi açan bir buton daha şey yapalım. Bakın fade. Görüyor musun? Animasyonlu hafif böyle nasıl söylesem. Solarak geliyor ve solarak gidiyor. Bakın close diyorum. Bakın solarak animasyonlu bir şekilde gidiyor. Ama fade siz nasıl bakın. Öyle küt diye çıkıyor. Küt diye kapanıyor. Böyle odun gibi bir şey. Maksat görmenizdi. Fade başlığı. Fade olmadan. Neyse tamam. Bu kısmı anladığınızı varsayıyorum. Şimdi biz bu modelların boylarıyla da oynayabiliriz. Şurada fade large diyeyim. Boyunu large yapacağım ilkinin. Diğerini fadesiz small model diyelim. Hemen geliyorum. Bakın şurada model diyaloğu görüyor musunuz? Bu ilki hemen şöyle butonlarımızdan ayıralım. Kafamız karışmasın. Şunu da ayıralım. Tamam. Geliyorum şuradaki bakın model diyalog yazan class'ın hemen yanına. Diyorum ki kardeşim ben bunun model large daha büyük bir model olmasını istiyorum. Model fade. Nerede model diyalog? Şurada. Ha tamam. Model small diyorum ve böylelikle small bir diyalog model yapacağımı söylüyorum bakın. Fade large model bakın görüyor musunuz? Large'ı görüyor musunuz ne kadar büyük? Bak tekrar göstereyim. Small'u göstereyim. Bak small da bu şekilde küçük. Default'u da göstersem galiba iyi olacak.
Şimdi default olanla karşılaştırabiliriz. Fate large model. Fate ile geliyor. Ben default'u da fate yaptım herhalde. Ki fade yani animasyonlu bir şekilde solarak gelip solarak gitmesi daha uygun. Yani default'u da fade yaptım bakın. Bu da default büyüklük olarak. Şuraya default diyelim. Varsayılan demek default. Yani tanımlı olan bu. Bakın default model ve small. Small küçük. Default normal. Daha büyük bir şeye ihtiyacınız varsa large'ı kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bir başka göstermek istediğim şey ise eğer metnimiz büyükse, çoksa ne yapacağız? Hemen bir bakalım. Hemen bakalım nasıl bir şeye dönüştü. Bakın, bu kadar fazla yazı var. Arkadaki ekran oynamayacak. Bakın, bunu otomatikman sağlıyor bu strapta. Bakın, scroll çubuğu oluştu. Ama siz scroll'u indirdikçe sadece buradaki modulu aşağıya çekmiş oluyorsunuz. Siteyi aşağıya çekmiyorsunuz. Bakın, mouse'la aşağıya doğru gidiyorum. Gördünüz mü? Close. Tekrarlıyorum, bakın. Scroll çubuğu sadece modulu aşağıya doğru indirecek. Görüyor musunuz? Save change. Dismiss. Kapattık. Yani bunun da nasıl olacağını görmenizi istedim. Hemen geri alalım. Güzel. Bunu da görmenizi istedim. Şimdi bu default model'a başka bir şey daha yapalım. Biz model'ı nasıl merkezde toplarız? Bakın hem yukarıdan hem aşağıdan hem sağdan hem soldan ortalamasını nasıl yapacağız modulun? Normalde modul bakın yukarıda geliyor bakın. Hemen üst kısmının birazcık altında. Tamam sağ ve sol olarak ortalıyor. Ama alttan ve üstten ortalamıyor. Üste çok yakın bir değerde oluyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Hemen geliyorum model diyaloğa. Diyorum ki kardeşim sen model diyaloğu centered, merkezde topla. Center merkez demek. Bakalım merkezde toplayacak mı? Evet bak. Hem yukarıdan hem aşağıdan eşit oranda bir mesafede hem soldan hem sağdan eşit bir mesafe bırakarak tam sitenizin tarayıcınızın ortasında modalı açmayı sağlayabiliyoruz. Bu da model dialog centered klası ile oluyor. Bu klası da model diyaloğun yanına hemen ekliyorsunuz. Farklı bir yere eklemeyin. Modullarla ilgili bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders modullara devam edeceğiz. Muhtemelen bir ya da iki ders daha sürecek modullar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.